19. çeşidindeyiz. Bağışlayın, 20. çeşidine gelmişiz. 20. çeşidi hadis numarası olarak da 3760 nolu hadisteyiz. Zikrul ihbari, haber veren bir hadis. Amma yustahabbu lil mar'i, kişiye müstehap olan şeyleri, kişi açısından hoş olan, yerine getirmesi, yapması, güzel bulunan şeyler. Amma yustahabbu lil mar'i, kişi için hoştur. Nedir o? Qira'atul muavvizeteyni, muavvizeteyni okuması. Fi esbabihi, okuması gereken yerlerde. Muavvizeteyn hangileri? Kul a'udhu bi rabbil felak ve son sure Kul a'udhu bi rabbin nas. (3760) ne oldu hadis? Akhbarana İmran ibn Musa ibn Mucaşi'in, bize İmran bin Musa bin Mucaşi haber verdi. Haddethena Hudbe ibn Halid'in, bize Hudbe bin Halid anlattı. Haddethena Hammad ibn Selamete, bize Hammad bin Seleme anlattı. An Asim'in, o da Asım'dan. An Zirr'in, o da Zirr'den. Kale, dedi ki, قلت لأبي بن كعب, ben Ubey bin Kâb'a dedim ki, إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوذتين. İbn Mes'ud, yani Abdullah bin Mes'ud, mushafına muavvizeteyni yazmıyor dedim. Rivayet o ki Abdullah bin Mesud muavvizeteyni kendi tuttuğu mushafına yazmamış. Soran olursa da, yanlış hatırlamıyorsam, bunları Resulullah'ın öğrettiği dua olarak, yani ettehiyyatü'yü nasıl öğrettiyse, bu ikisini de öyle değerlendirmiş, öyle algılamış. Burada Zir bin Hubeyş'i, Abdullah bin Mes'ud'u, Ubey bin Kâb'e bu hususta şikayet ederken görüyoruz veya fikrini sorarken görüyoruz. Fekâle, bunun üzerine Ubey bin Kâb dedi ki, قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, قَالَ لِي جِبْرِيلُ, bana Cibril dedi ki, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, de ki felakın Rabbine sığınıyorum. فَقُلْتُهَا, bunun üzerine ben de onu söyledim. Yani Felak suresini. وَقَالَ لِي, yine bana dedi ki, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, de ki insanların Rabbinden Allah'a sığınıyorum. فَقُلْتُهَا, ben de onu söyledim. Devamla demiş ki Ubey bin Ka'b, yani فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, biz de şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini söylüyoruz deyip çıkmış işin içinden Ubey bin Kâb. İbn-i İbban bu hadise muavvizeteyni yerli yerince ilgili yerlerde okumanın müstehap olduğu şeklinde bir haber diye başlık atmış.
bunu ödeme kadar devam ettirmiş mi? Yoksa toplanırken toplanmış mıydı? Yani sonra ne yaptı bilemiyorum. Belki malumat varsa da ben hatırlamıyor da olabilirim. Fakat yani bu sürecinde yani tek bir elden bir araya getirilmesi, iki kapak arasında toplanması sürecinde yani Hazreti Peygamber zamanından başlamak suretiyle kişisel mushaf örnekleri var. Yani insanların kendi mushafları var. Ve o mushaflar çoğunlukla tam değil. Çünkü insanlar tutabildikleri kadar tutuyorlar. Yetişebildikleri kadar tutuyorlar. Tabii bunlar içerisinde çok itinalı olup mushafını tam kılmaya çalışanlar da var. Kimisi birkaç sure, belki bazıları sadece bazı ayetler tutabildiler. Okuma yazma bilenler açısından tabii. Hal böyle olunca bunlar o kişinin algılayıp o kişinin değerlendirdiği, yani eğer Abdullah bin Mesud bunu Kur'an suresi olarak algılamamış ise, yanlış değerlendirmiş ise mushafında hata etmiş olabilir. Dolayısıyla kişisel mushaf örneklerinde hatalar bulunabilir. Ama bu resmi bir elle toplanıp bir araya getirilince artık sahabilerin kolektif bir çalışması oldu. Müşterek bir çalışması oldu. Sadece yazı malzemesinin değil, aynı zamanda ezberin de hafızanın da içine girdiği bir süreçte ortaya çıktı Kur'an-ı Kerim mevcut haliyle. Sonra da kişisel mushaf örneklerinin imha edilmesi talep edildi. Yani çünkü oralarda kişilere dair hatalar, kişinin kendi yanlış yazması dahil, yanlış ezberlemesi dahil ve yanlış algılaması dahil buna dair yanlışların bütünüyle ortadan kalkması için resmi mushaf ortaya çıkınca onların hepsinin imha edilmesi talep edildi ve onlar da imha ettiler. Yani kişiler kendileri bu sürece, çünkü sahabilerin müşterek bir süreci olarak değerlendirdiler ve katıldılar. Nihayetinde bu süreç yaşandıktan sonra Abdullah bin Mesud'un kendisi de dahil kimsenin şöyle bir itirazı olmadı. Yani işte şu eksik kaldı, yahut şunu dışarıda bıraktınız, yahut şunu fazladan ilave ettiniz gibi. Bu da gösteriyor ki demek ki Abdullah bin Mesud duruma vakıf oldu. Yani Muavize Tayin konusunda aslında bunların Kur'an suresi olduğuna dair hakikati görmüş oldu. Diğer türlü ne olması icap ederdi? Yani bu şeyin hiç bitmemesi gerekirdi. Ortaya çıkan bu mushaf konusunda, resmi elle ortaya çıkarılan bu mushaf konusunda söz gelimi Abdullah bin Mesud'un sürekli yani bu iki sureyi fazladan koydunuz, bunlar olmaması gerekir diye karşı çıkması icap ederdi. Yahut başkaları başka hususlarda kendi mushaflarına dayanarak belli bazı farkları itiraz konusu olarak sürdürmeleri gerekirdi ki böyle bir husus görmüyoruz. Yani kendi mushaf örneği bulunan Hazreti Ali dahil, Abdullah bin Mesud dahil ve diğerleri sahabenin müşterek bu çalışması. Çünkü herkesin tuttuğu kayıtlar ve ezberine başvuruldu. Bunun neticesinde ortaya çıkan çalışmaya riayet ettiler, ona saygı gösterdiler ve böylece tek örnek olarak, tek tip olarak
kişilerin kusurlarından arındırılmış ve esası itibariyle Hazreti Peygamber'in dikte ettirdiği, yani yazdırdığı, vahiy katiplerine yazdırdığı nüshaya itimat edilmek suretiyle Kur'an bugünkü haliyle ortaya çıkmış oldu. Yok, ilk tutulan Musab gördünüz mü aynı şeyden? Suudi Arabistan'da ya. Hazreti Osman'ın Musab'ı var şeyde. İlk tutulan değil herhalde. Kanlı. İlk yani Hazreti Ebubekir zamanında herhalde. İlk, şimdi Hazreti Peygamber'in dikte ettirdiği ve bu çalışma, bahsettiğim çalışma için ödünç alınan ve o süre zarfında yanılmıyorsam Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa'nın yanında bulunan, Hazreti Ömer'in vefat etmesiyle kızı Hafsa'ya geçti. O mushaf elimizde yok. Yok. Yani bu doğrudan Hazreti Peygamber'in dikte ettirdiği mushaf. O olmadığı gibi bu bahsettiğim çalışmanın neticesinde ortaya çıkmış bulunan ve Hazreti Osman'ın çoğalttırıp belli başlı merkezlere gönderdiği, yanılmıyorsam 6 örnekten herhangi biri de yok gibi. İşte bazıları bu örneklerden, yani bu 6 mushaf örneğinden bir tanesidir diye iddia ediyorlar. Hazreti Osman'ın çoğalttırdıklarından bir tanesi diye. Fakat bilimsel çalışmalar neticesinde bunların öyle olmadığı değerlendiriliyor. Bendeniz Özbekistan'dakini gördüm. Orada böyle şu masa büyüklüğündeydi. Yani açılmış hali şöyle. Kalınlığı da bayağı var. Şöyle kalınlıkta. Onların iddiasına göre Hazreti Osman'ın çoğalttırdığı örneklerden bir tanesi diye. Yani hakikaten bir deve yükü kadar var. Rivayette de öyle, deve, her biri bir deveyle gitmiş gibi yani. O gün için iki kapak arasında ancak bu şekilde getirilmiş. Herhalde olsa olsa o olur diye düşünülebilir. Ama yine ilmi çalışmalarda bulunanlar artık hangi sebeplerle o dahi değil diyorsa bilemiyorum. Ama Hazreti Osman'ın çoğalttırdığı 6 örnekten birinden çoğaltılmış biri olma ihtimali çok yüksek. Yani bize orada söylenen öyleydi. Neticede Kur'an-ı Kerim'in yani aktarımı sadece yazıyla olmamıştır. Buna eşlik eden insan ezberi vardır ve insan hafızası da bu manada bir kayıttır. Yani bir şey illa yazılı hali elimizde varsa sağlam elimize ulaşmıştır, yok yazılı hali elimize yoksa o zaman sağlam ulaşmamıştır şeklindeki bir yaklaşım bir defa ilmi değildir. Malum bu hususta hadise de aynı şekilde itiraz ediyorlar. İşte şu tarihten itibaren yazıldı diye. O zaman Kur'an'ın da elimizdeki yazılı orijinal hali bulunmamaktadır. Hazreti Osman zamanında yazıldı şeklinde bir itiraz ne kadar komik kaçarsa, sünnetin yazıya geçirilmesini de aradaki ezber dönemini kaybederek böyle okus pokus yapıp aynı şeydir. Kişinin tecahül arif ancak kişinin kendisine zarar olur. Dolayısıyla o gün için elleri, eğer yazıya itimat etselerdi şu an elimizde tek tip bir Kur'an-ı Kerim de olmayabilirdi. Çünkü o insanların yazılı örneklerinde de farklılıklar vardı. Tıpkı ezber örneklerinde farklılıklar olabildiği gibi, yani bazı kimselerin yanlış ezberleyebildiği gibi. Yanlış ezberleyen onu yazarken de yanlış yazdı. Yazı dediğiniz bu manada kutsallığı olan bir şey değil. Doğru olan nasıl ortaya çıkarıldı? Müşterek olanlar üzerinde. Çünkü yanlışlar tekildir, doğrular ortaktır. Genel ilke, yanlışlar tekildir, doğrular ortaktır.
söz geliyor. Burada anlatılanları, konuşulanları daha sonra başka başka sizlerden dinleseler, müşterek olan yanları doğru diye, farklı olan yanları yanılgı diye değerlendireceklerdir. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Kur'an'ın şeyinde de aynı yöntem tatbik edildi. Eğer sahabilerin tamamına yakını veya çoğunluğunun bir hususta böyle dediği bir konuya bir iki kimse kendi örneğinde farklı kayıt tutmuşsa veya farklı ezberde bulunmuşsa onlara itibar edilmedi. İster okunuş biçiminde olsun, ister bir iki kelime eş anlamlı farklılıklar olsun. Var bunların örnekleri. Bunlara itibar edilmedi. Geçen İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanılmıyorsam Buhari rivayetindeydi. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا ayetini وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا şeklinde okuduğunu gördüm. Ama itibar edilmemiş, şahs kabul edilmiş. Ayet nasıl? وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا. Böyle bazı kelime anlamlarında eş anlamlısına zihni kayabilir, yanlış okuyabilir, yanlış irab edebilir veya yanlış harf olarak değerlendirebilir. Çünkü o gün için harflerin de birbirinden ayrılabilir şeyleri yok. F, kaf ile ayrılmazdı mesela. B, T, Y bunlar birbirlerinden ayrılmazdı. Noktalar sonra geldi. Bir de böyle tarafı var. Yani yazı dili o gün için bu farkı tutabilecek potansiyelde de değil. Eğer ezber yolu olmasa Kur'an-ı Kerim'in yazıyla gelme olasılığı da yok. Tek başına. Dediğim gibi bırakın hareke, irab farkını harf. Çünkü harflere bakın Arap alfabesinde. Belli harflerin şekli aynıdır. Mesela ha, ha, cim şekli aynıdır. Nokta olmasa bunların hep üçü de aynı harf görünür. F, kaf, hatta bunlara ayınların orta halini, gayını da katarsanız bunların şekilleri aynıdır. Yani 1 2 değil, 3 5 harf aynı anda aynı yere düşebilir. Noktalamalarla bilahare bunlar farklılaştırıldı. Peki noktalarla bunlar farklılaştırılırken aradan onca zaman geçmiş Resulullah'tan sonra neye itimat edildi bu farkların ayrımında? Ezber yoluyla gelen isnada itibar edildi. Hani bazıları isnadı küçümsüyor ya, Kur'an'ın geçtiği yol da isnat yoldur. Yani kari hocasından okur öğrenir. O da hocasından, o da Hazreti Peygamber'den okuyup dinleyip öğrenmiştir. Kulak duyar, kulağın duyduğunda harf ayrımı da vardır, irab da vardır. Çünkü sese dönüştüğü yerde harekesini de noktasını da koymak zorundasınız. Yazarken bundan müstahni olabiliyor. Ama sese dönüştüğü yerde ya yanlış okuyacaksınız. Dolayısıyla o süreçte yazıdan Kur'an öğrenilmezdi. Öğrenilemezdi hatta. Mümkün değil. Yani bunu iddia edeceklerin önüne koysak okuyamazlar. Hareketleri ve noktalamaları kaldıralım. Okumaları mümkün değil. Bakın sıradaki fitne şöyle bir fitne olacak. Diyecekler ki noktalamalar ve harekeler kalkmış haliyle Kur'an okunabildiği her şekilde okunabilir. Çünkü diyecekler ki isnat ile gelen okunmuş haline mecbur değiliz. Yani şeytanın avukatlığını yaparak sıradaki fitneyi söylüyorum. Bunu belki 100 yıl sonra ortaya atacaklar, belki 200 yıl sonra. Çünkü madem ki isnat ile gelene karşılar, ondan da sonraki fitne ne olacak? Ondan sonraki fitne diyecekler ki ya bu hareketsiz ve noktasız haliyle de elimizde Kur'an yok ki. Bu Hazreti Osman zamanında ortaya çıkarılmış Kur'an. Aslında elimizde Kur'an yok diyecekler ve artık din olarak yani Allah'ın elçisiyle gelen bırakın sünneti, kitap da ortadan kaldırıldığı için deizm mukadder bir durak olacak. Diyecekler ki yani aklederek yegane tek bir ilah olduğu hususunda hemfikiriz.
Ama bundan bir adım sonrasında Cenab-ı Hakk'ın bizden ister ibadet olarak, ister namaz, niyaz, neyse din olarak beklediği hiçbir şeyden emin olamıyoruz. Dolayısıyla da zannına uyamayacağız kardeşim, burada durak yaptık diyecekler. Ondan sonraki şeyi biliyorsunuz, ondan sonraki adımda ne olacak? Cenab-ı Hakk'ı bütünüyle inkar. Şeytani sürecin insanları yönlendirmek istediği aşamalar bunlar. Şimdi en kıyıdan başlamak suretiyle içe doğru geliyor. İnsanları sünnet konusunda isnadın geçersizliğine yazılı malzeme yoksa muteber değil alıştıranlar bir süre sonra bu şablon üzerinde ya aslında Kur'an'ın şu okunan hali de, irabı da ve harfleri de isnat ile gelmiş meğer gerçeğine uyandıracaklar. Öyle deyince bu sefer ne yapalım? O zaman harekeli halini ki başladı bunlardan bir tanesi ne diyor? Ya böyle kariler bunu yanlış okumuş olamaz mı? Aslında bu harf böyle olmuş olamaz mı falan. Kur'an'dan tırtıklamaya başlıyor yavaş yavaş. Sünneti halletti. Şimdi Kur'an'dan tırtıklıyor. Bu sürecin nereye gideceği malum. Noktaları kaldıralım. Haccaç koydu zaten şeyde sünnette şeyi Emeviler diye bir propaganda yaptılar. Kur'an'da bunu yaptıkları zaman da bu sefer Haccaç Haccaç diye yapacaklar. Diyecekler ki bunların hepsini Haccaç yaptı. Zalimin tekidir zaten. Onun koyduğu noktalara mı güvenecektik? Kim bilir nasıl yanlış koydu. Onun koyduğu hareketlere mi diyecekler? Ve noktaları hareketleri kaldırdığı haliyle nasıl okunursa okunabilir diyecekler. Nasıl okunursa. Ki o haliyle bir deneyin şöyle çıkarın. Nasıl okunmayı bırak okunması bile mümkün olmayabilir. Yani birinin fe dediğine öteki gayin derse, kaf derse olabilir yani. Öyle de bir şeye benzetebiliyorsan benzet yani. Elif, lam, mim, gulibetir rum. Galebet de olur, gulibet de olur. Yaglibun, taglibun. Hepsini değiştirebilme ve özellikle mananın yani mevcut şer-i şerifin yaşanmış haliyle, Resulullah örnekliğinin dışına taşan haline iştiyakla, çünkü amaç dejenerasyon ve yozlaştırma olduğu için onlar reform diyorlar. Artık ayvaca dedikleri her biri kendi yeniden tanrı olarak, dine müdahale eden yeni bir unsur olarak sisteme girecekler. Hakikat budur. Kur'an-ı Kerim'in şu kulağımıza değen haliyle gelen sesi Resulullah'tan gelen sesidir. Ve o insan üzerinden gelmiştir. Yazı üzerinden değil. Elimizde Resulullah'ın her sayfasını parafladığı veya onların söylemiyle sünnete karşı çıkarken söylüyorlar ya ucuz bir söylem işte elimizde HD kayıt mı var diye. Benzer şekilde söyleyelim. Elimizde böyle HD veya parşömen üzerinde paraf veya imza ile kaldık. Öyle de olsa o parafın, o imzanın ona ait olduğu hususunda yine zanni süreçler olacaktır. Bir zan kelimesidir ki üzerinden gerçeği inkar etmenin ucuz bir yolu. Ve aynı tatbikat Kur'an içinde gayet elverişlidir. Çünkü bu Kur'an'ın duyduğunuz sesi hocanın öğrencisinden, öğrencinin hocasından, onun da onun hocasından, onun da onun hocasından, onu da Resulullah'tan isnat ile duyup geldiği şeklidir. Haccaç o duyulan şekline, o sahada var olan sesine dayanarak harfleri ayırdı ve nokta harekeleri ayırdı. Yoksa elinde Resulullah'tan harfleri, noktaları ayrılmış, temiz edilmiş bir yazı malzemesi yok idi. Bunu kendileri de biliyorlar. Bilmez olurlar mı? O kadar eşek değiller. Ama demek ki henüz zamanı gelmedi diye düşünüyorlar. Veya bunların zürriyetinden gelecek olanlar o aşamayı devam ettirecekler. Çünkü şablon buysa aynı şablonun orada uygulanması da beklenen bir şeydir. Asıl süreci yöneten şeytani bir akıl bu süreci yönetiyor.
Peki makul mü? Kesinlikle makul değil. Bir şeyin illa kayda düşmesi onu zanlıyor olmaktan, yazıya düşmesi onu zanlıyor olmaktan kurtarmaz. Yani bugün yerin dibinden bir şey çıkardınız diyelim, bir kitap. O da bir adamın yazdığı bir şeydir yani. O gün için ezberlediği, yazdığı bir şey. Peki ikna edici olan nedir? İkna edici olan yalanın olma ihtimalinin bertaraf edilmesi. Yani Hazreti Osman'ın yaptığı çalışmada, yaptırdığı çalışmada sahabilerden mesela şu ayetin okunması değil mi? Sahabilerin çoğunluğu bu ayeti böyle okuyorsa bu ayetin doğrusu budur. İhtilaf edenler onlar elimine olur. Onlar yanlış demek. Çünkü müşterek yanlar doğruyu, farklı yanlar yanlışı verir. Bugün bilimsel editasyon çalışması da böyle yapılıyor. Diyelim ki bir kitabın 7-8 tane örneğini buldunuz. Ve bilimsel manada bunu edite edeceksiniz, tahkik edeceksiniz. 7-8 kişi oturuyorlar bu kitabın başına. Her biri bir nüshayı eline alıyor. Ve okunma başlıyor. Herkes takip ediyor. Ha benim burada benim farklılaştı derse, diğerleri öyleyse, yani diğerleri o konuda farklı değilse bunun farkını atıyorlar dipnota. Falanca nüshada böyle. Ama esas oldukları o diğer nüshalardaki müşterekken okumaya devam ettikçe birer ikişer nüshalar böyle belli noktalarda farklılaşabilir. Olsun, diğerleri müşterek ise o noktada diğerlerinin söz birliği ettiği. Çünkü aklen aynı yanlışı farklı farklı nüshaların yapması, bunlar farklı zamanlar, farklı yazan kimseler demektir. Organize olup aynı yanlışı beraber yapmalarına ihtimal yoktur. Ama doğru aynı olması gerekir çünkü naklettikleri yerden aynı kaynaktan naklediyorlar. Buna dair her zaman bir fıkra anlatıyorum anlaşılsın diye. Çünkü isnatta hadis isnadında da kullanılan bir yöntemdir bu. Dört tane öğrenci sınava giderlerken diyorlar ki ya bu sınav final hoca zor sorabilir. Keşke bir yolu olsa da bütünlemeye girsek. Hem final sorularını görmüş oluruz. Bütünleme daha kolay olur. Ya rapor alsak rapor alamayız. Kolay değil. Doktor vermeyebilir falan. İçlerinden biri zekice bir fikir söylüyor. Diyor ki sınav tam bitmişken gidelim. Hoca böyle kağıtları topluyor sınavdan çıkıyor. Daha yeni geldik hocam, geç kaldık. Niye geç kaldınız? Hocam arabanın tekeri patladı. Ancak yaptık geldik, ister inan ister inanma. Hasta da değiliz, bir şey de değiliz. Yalan da söylemiyoruz. Böyle dersek bu kadar olay üstüne sahici olursa hoca kabul eder. Dedikleri gibi yapıyorlar, biraz oyalanıyorlar. Sonra tam sınav bitmişken, hoca sınıftan çıkmışken gidiyorlar, diyorlar ki hocam biz yeni geldik. Böyle böyle oldu, arabanın tekeri patladı. Hoca da diyor ki tamam yarın gelin, öğleden sonra gelin size de bir sınav yapayım. Hakikaten arabanın tekeri patlamış. Tamir edip ancak gelmişsiniz. Bunları bir amfiye alıyor, büyük bir amfi. Bir köşeye birini oturtuyor, bir köşeye birini oturtuyor, bir köşeye birini oturtuyor, bir köşeye birini oturtuyor. Birinci soruyu yazdırıyor, dersle alakalı 10 puan. İkinci soruyu yazdırıyor, dersle alakalı 10 puan. Üçüncü soruyu yazdırıyor, dersle alakalı 10 puan. Sıra dördüncü soruya geliyor. Diyor ki dördüncü soru 70 puan. Heyecanla soruyu bekliyorlar. Soru şu, arabanın hangi tekeri patlamıştı? Aslı olmayan bir şeyi tutturmaları mümkün mü? Matematiksel olarak bunu tutturabilme ihtimalleri %1,5 gibi bir şeydir. %1,5 gibi bir şeydir. Yani hepsi atacak. Ya ön sağ teker diyeyim. O da ön sağ teker, o da ön sağ teker, o da deme ve bunu tutturmak ki dört tane o ihtimalden biri. Arabanın fazla tekeri yok. Düşün ki bir yazı malzemesinde o kelimenin yerine onlarca kelime gelebilir. Yani yanlışta çeşitlilik çok fazla. Dolayısıyla da aynı olan yerlerin, müşterek olan yerlerin doğru,
Her bir nüshanın kendince yanlış olan kısmının yanlış, ona ait bir yanlış olması gayet makul, anlaşılabilir bir şeydir. Hafızada da böyledir. Yani sahabiler ezberlemişler. Herkes böyle okurken İbn Abbas öyle okumuş. Ve kâne emâmehum melikun ya'khudhu kulle sefînetin gasba. Demişler ki yanılıyorsun, bu varaahum. Bakmış ki diğerleri de varaahum diyor. Geri çekilmiş. Benzer bir durum burada Abdullah bin Mesud için geçerli. Çünkü Kur'an'ın bu bahsettiğimiz çalışma neticesinde, yani Hazreti Osman zamanında ortaya çıkan haline, çalışılan haline itiraz olmamış. Yani böyle inadına hayır, bunu yanlış yaptınız diyecek bir itirazdan söz etmiyoruz. Ha, bu şerefe nail olmak için keşke ben görevlendirilseydim diyenler, arzu edenler var. Yanılmıyorsam bunlardan biri de Abdullah bin Mesud. Olabilir, o halifenin takdiri, bu iş için genç ve bu işi yapmaya ehil olarak değerlendirdiği birini görevlendirmiş. Efendim devam edelim. Bir de hocam benzeri bir şeyi Cedir'de görmüştük galiba. Enes bin Malik bizim istek duasının Resulullah bize bunu bir ayet öğretir gibi öğretti. Yani bazı duaları Kunutu mu diyorsunuz? yok kunut Veya değil. ettehiyyatunu mu diyorsunuz? Hayır. İstihare duasını okumuştuk hani Buhari'de okumuştuk onu. Onun için öyle demedi ama başka Yok, Enes Malik sanıyorum diye bize bir ayeti öğretir gibi bunu o ezberledi başka hocam. Allah'ım ementu bi rabbiyyike lezî erseltehu bi rasul. İstihare duası değil ama o. Başka bir duaydı. Yani hani demek istiyor ki zaten biz bunu ne kadar önem verdiğini ama ayet Evet. olmadığını anlıyoruz Tabi manasında. çünkü ayet geldiği zaman onun hangi surede, hangi sırada olması gerektiğini de Resulullah dikte ediyordu. O ayetler peyderpey geliyor. Yani onun eğer yeri malum olmasa bu sıralama diye bir şey olmaz. Yani nereye koyacak onu? Diyelim ki bir tane ayet geldi şu an. Nereye götürüp yerleştireceksiniz? Fatiha'nın sonuna mı, ortasına mı? Bakalım herhangi bir yerine mi? O malumat da gayrimetlu bir vahiy olarak Resulullah'a geliyordu ki o vahiy katibine dikte ederdi. Bunu falanca götür, yere koy. Yeri bunun burasıdır. Bu da tevkifidir. Yani Allah Azze ve Celle'ye dayanır. Tabi elimizde şu ayet şuraya yerleştirsin, bu ayet böyle yerleştirsin diyen vahiy örnekleri biz bulunmamakta. Onlar Resulullah'a gelen ve neticesini Resulullah'ın uygulattığı şeylerdir. Evet. Hocam bu hadisleri sahabelere nasıl göreceğiz diyerekten reddeden kesin. Şimdi bir meal çıkarttılar. Meali de indiriliş sırasına göre diyorlar. Ve bizim şu an kullandığımız Fatiha başlar, Bakara sonrasında olan sıranın dışında bir sırayla veriyorlar. Peki bu sırayı hangi sağlam bir kanıtla böyle olduğunu biliyorlar? Şimdi bir söz var ya deve ile alakalı. Cenab-ı Hak deveyi çok efela yanzuruna ilel ebili keyfe hulikat diyor. Dolayısıyla onun harika yaratılışına uygun düşmeyen bir söz. Ama yani herhangi başka bir yamuk, insan ürünü bir şey düşünün. Her tarafı yamuk olsun. Ona demişler ki neren buran niye işte eğri? O da yani neren doğru ki demiş. Böyle cevap verebilirim ancak. Yani Resulullah'tan gelen gerek sahadaki pratiği ki bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ümmetin müştereken uyguladığı, gerek isnad ile gelen anlatımı dediğiniz gibi değerlendirmeyenler nüzule dair sırayı nereden öğreniyorlar? Bir de sıralama yapıyorlar gibi bir soru sordu Haydar Bey. Yani hani nereleri doğru ki bir adam yamuk bir yola girdiği andan itibaren senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Cenab-ı Hakk'ın bu süreci başlıyor. İstidraç. Yani dün dedikleriyle bugün çelişir, önceki gün söyledikleriyle bugün çelişir. Dün duygulu seslerle anlattığı, betimlediği sahneleri bugün komedi olarak istinkar ediyor, istihfaf ediyor.
Ve bunun neticesinde bazıları deist olarak öldü gitti biliyorsunuz. Olabilir. Yani tutarsızlık keşke bu söylediğinizden ibaret olsa. Ama Kur'an-ı Kerim Fatiha sırasıyla, Bakara sırasıyla ve ayetlerin tek tek biri ardına gelen sırasıyla tevkifidir. Yani vahye dayanmaktadır. Bunu başka bir biçime, başka bir sıralamaya sokmak da Kur'an'a müdahaledir. Ama Resul'a müdahale eden adamın bir adım sonra Kur'an'a da müdahale edip cayır cayır doğraması şaşılacak şey değildir. Devam edelim efendim. Peygamber Efendimiz hafız diye bir şey yapıyor. Yani sonuna kadar ezberinde tutuyor muydu? Ya Cenab-ı Hak o ilk zamanlar vahiy aldığında bunu belleğinde veya hafızasında tutmanın telaşı gibi bir şey yaşadı. Yani unuturum korkusu gibi bir şey diyelim ona. Çünkü ilk zamanlar vahiy alıyor ve bunu ivedi şekilde ezberleyebilmek için telakki ederken bir yandan vahiy dudaklarını kırpıştırıyordu. Cenab-ı Hak o ilk zaman inen ayetlerden birinde bu duruma işaret edip لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ onu aceleden kavramak için, almak için, elde etmek için dudaklarını kımıldatıp durma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ onu cem etmekte, yani toplamakta ve قُرْآنَهُ ve onu Kur'an kılmakta bizim üzerimizedir deyip Resulullah'ı rahatlattı. Yani dolayısıyla Hazreti Osman zamanındaki süreç de dahil olmak üzere aslında Allah Azze ve Celle'nin koruması işlemektedir. Dolayısıyla ümmetin böyle sağlamca bir yolu takip etmesinin de aslında Cenab-ı Hakk'ın onlara bir ilhamı olduğu, isnadı esas alıp buna itibar rasyonel bir yöntemdir çünkü. Buna itibar etmelerinin de yine Cenab-ı Hakk'ın bir hidayeti ve yönlendirmesi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona senukri'uke fela tansa, sana bunu okutacağız ve unutmayacaksın dedi. Yani Resulullah hafız mıdır sorusuna belki en iyi cevabı bu ayet verir. Fakat tabi bunun istisnası yok değil, istisnası var. İlla maşallah. Ancak Allah'ın unutturmayı dilediklerini Resulullah'a da unutturdu. Bunlardan nesh edilenler, مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا dolayısıyla süreç bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın yönetimindedir. Devam edelim efendim. Bu hadis nerede var hocam? Bu hadis nerede var? Buhari'de varmış. 4693 no'lu hadis.